Oruç Baba türbesine gidiyoruz. Oruç Baba, Ramazan ayının başlangıcından itibaren pek çok ziyaretçi akınına uğramaktadır. Özellikle ilk gününde bu Oruç Baba türbesi dolup taşmakta. Sirke ve ekmek ile buraya gelen ziyaretçiler bir geleneğini, devamını sağlamaktalar. Oruç Baba da rivayetlere göre orucunu sirke ve ekmekle açarmış. Bu geleneğin devamı olarak günümüze kadar bu alışkanlık devam etmekte. Şimdi Oruç Baba türbesine gidelim. Aslında türbe derken üzeri açık bir hazirede bulunan mezar taşı bulunmakta. Evet, Oruç Baba türbesi burada. Görüldüğü gibi sirke. Oruç Baba türbesinin önündeyiz. Oruç Baba günümüze ulaşmış şekliyle gerçekte Oruç Baba mıydı? Mezar taşına baktığımız zaman Mustafa Zekai Üsküdari Hazretleri olarak geçmekte. Sirke, Oruç Baba, dilekler. İstanbul'un manevi şahsiyetlerinden Oruç Baba türbesindeyiz. Ramazan'da en çok ziyaret edilen türbelerden biridir Oruç Baba. Oruç Baba olarak bilinen kişi eski yıllarda yaşayan, çok fakir olduğu halde ibadetini aksatmadan yaptığı, fakir olduğundan dolayı Ramazan ayında iftarlık ve sahurluk yiyeceğinin az olduğu, orucunu tutup iftarını da bir parça kuru ekmek ve sirkeyle açan bir derviş olduğu söylenir. Bir başka inanışa göre de Oruç Baba 1453 yılında İstanbul kuşatmasında savaşan bir asker olduğu söylenir. Askerlere su ve yemek götürmekle görevli olan Oruç Baba'nın su kıtlığında bile askerlere su dağıtmayı sürdürdüğünde baba lakabının da buradan geldiğine inanılır. Bugün İstanbul'un manevi şahsiyetlerinden, İstanbul'un folklorunda, dini ritüellerinde etkin olan bir zat. İstanbul Babalarından adlı serimizde bugün Oruç Baba'yı inceledik ve dualarda bulunduk. Oruç Baba, İstanbul'un en önemli manevi şahsiyetlerinden biri olmaya devam ediyor.